Selamünaleyküm arkadaşlar, merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Az Laf Çok İş kanalı olarak cam mekanizmasının nasıl söküldüğünü göstereceğim. Cam takıldı, dolayısıyla camı aşağı kaldırıp indiren mekanizmadaki raya bağlı olan fiber parça, daha doğrusu plastik mi tam net olarak ne olduğunu bilmiyorum, kırıldığından ötürü cam yerinden çıktı, havada bozdu. Yağmur falan başlayabilir, şu şekilde göstermeye çalışayım. Şimdi söküp camı sabitlemeye çalışacağım. Parçasını sordum, klips var. İki çeşit buldum. Ucuz 12 lira falan civarında. Pahalısı olan da 24-25 civarında dediler. Başka ne arızalı bilmiyorum. Ray komple sordum deyse artık yoktur. Önceden sorduğumuzda arka camlar için yok olduğunu belirtiyorlardı. Piyasada pek bulunmuyordu. Önleri bulabiliyorduk, artık onlar da yok denilmeye başlandı. Buna bağlı şu an camın sıkıntı yapmasının sebebi ise yaklaşık 14-15 video önce şurayı sökmüştüm. Şuranın içerisinde cama takılı olan bir plastik klips parça var. Rayın içerisinde gidip gelin. Daha doğrusu rayı kaldırdığında aşağıdan şu fitilin içerisinde bir plastik malzeme var. Kızak şeklinde, kızak görevi gören. Onun içerisinde gidip geliyor. Camın yerinden çıkmasını engelliyor. Cam yerinden çıkıyorsa diye bir video paylaşmıştım. Şimdi buna bağlı olarak takıldığı için plastik parça muhtemelen kırıldı. Cam aşağıya düştü, içinde kaldı kapının. Söküp ona bakacağız arkadaşlar. Sökme işlemi için öncelikle şurada bir vida yerimiz var. Onu sökeceğim. Bir tane de şurada var. Onları sökeceğiz. Sonra şurayı sökmemiz gerekecek. Şu cepliği, kapı cepliğini. Buraları söküp açıp çıkaracağız. Başlayalım işleme. Buraya yetişmedi. Kısa kaldı. Şuraları bir sökelim. Diğerlerini tornavida ile sökeceğiz. Uzun ucum yok çünkü. Burası da çıktı. Buradaki vida düşmüş arkadaşlar maalesef. Bu kapıdan bir ses yapıyordu. Belki de buradan yapıyordu. Gevşeklikten ötürü. Şimdi parçaları kenara topladım güzelce kaybolmadan vidalarıyla birlikte. Cepliği söktüm arkadaşlar. Kolları da söktüm. Şöyle direkt alıyorsunuz. Tırnaklı kısımlar var. Şurada kastırarak çıkartmanız lazım. Gördüğünüz gibi çıktı hemen. Söktükten sonra arkadaşlar şurada iki tane vidamız çıkıyor. Onları da gevşetiyorum. Bu kol çıktıktan sonra şurada bir soketimiz var. Tırnağını kaldırıp kablosunu çıkaracağız. Sonra da şuradaki şu kapı kolunun bir muhafazası var. Onu çıkartmam gerekecek. Burada iki elle müdahale etmem gerekiyor. Durduracağım videomu. Muhafazayı da çıkardım arkadaşlar. Şöyle şu şekilde geriye doğru çekerek yan çevirip dilden kurtarmaya çalışıyoruz. Burayı da çıkardık. Şimdi döşemeyi sökebilmek için şu belli başlı noktalarında klipsler var. Takarken de bulamamıştım. Bir iki sene önce sökmüştüm burayı. Şimdi şöyle kendinize doğru çektirerek attırmanız lazım. Muhtemelen de zaten kendilerini bırakmışlardır. Durduruyorum şu an yine videomu. Tek elle müdahale edemiyorum. Söktüm, çıkardım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi döşeme bu şekilde. Şuralarında klipsler var. Zaten farklı renklerde bulmuştum. Şöyle, bazıları zaten kırılmış, deform olmuş. Bunları yenilemek gerekebilir. Şuranınki yoktu arkadaşlar, düşmüştü. Bulamadım, kaybolmuş gitmiş. Bunlar buraya yapıştırma, bazılarını hız yapıştırıcıyla yapıştırmıştım.
şu şekilde kanalı var klipsi. Şöyle geçirip yerlerine denk getirip yuvalarına oturtturuyorsunuz. Şöyle karşılığı var. Buralara oturtturuluyor arkadaşlar. Bir de şöyle bir naylon parçamız var. Ben söktüğümde bu taraftan ayrı çıkmıştı. Bunu da yine aynı şekilde taktım. Fakat düşünceme göre bu diğer tarafta olması lazım. Tozdan ve sudan koruyabilmesi için mekanizmayı diğer tarafta olması gerektiğini düşünüyorum. Bakalım sökersem diğer tarafa alınıyor mu alınmıyor mu ona bakacağım. Şimdi burada yapmamız gereken mekanizmayı komple sökebilmek için şurada belli başlı vidaları var. Bunları söküp çıkarmamız lazım. Fakat ben çıkarmayacağım. Amacım cama ulaşmaktı. Camı yukarıya kaldırıp şu an zamanım yok. Amacım camı kapalı tutabilmek. Şuradan bir yerden klipsle camı deliğinden tutturup bırakacağım şimdilik. Daha sonra fırsat olursa yaptığım zaman da yine diğer videolarını çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Devam ediyorum işlemlerime. Camı şimdi buradan müdahale ederek kaldıracağım yukarıya doğru. Sökmeye başlamadan önce müsaitken çekeyim dedim. Şu kısmını da göstermek istedim. Şurada camın bir delik noktası var. Klips buradan geçiyor plastik parça. Şurada rayımız var. Şurada zaten kızak. Şöyle yukarıya doğru geliyor. Hafif çapraz duruyor. Camın eğimine göre de yukarıya şöyle hafif eğimli kaldırıyor. Tam dümdüz olarak şöyle değil. Şu şekilde değil. Hafif böyle yatık eğimli çıkarıyor. Camın tam şu kavisine göre şekil almış oluyor. Kızak buna göre ayarlanmış. Sökerken de şunları sökmüyoruz. Mekanizma şu saç beraber buraya oturtulmuş vaziyette. Bunları sökersek mekanizmayı da ayırmış oluruz. Bunları sökmemeye dikkat edin. Buna gerek yoksa bunları sökmeyeceksiniz arkadaşlar. Sadece şunları sökeceğiz. Şu dış çerçevede olanları. Takarken de buralara dikkat etmek lazım. Şu kısım içeriye denk geliyor. Burası dışarıda kalıyor. Zaten bir dahaki videomuzda çekersem onları göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Takarken denemek zorunda da kalırsanız şu fişe getirip tekrar butonları takıp aşağı yukarı kontrolünüzü gerçekleştirebilirsiniz. Arkadaşlar parça parça videoya devam etmek zorundayım. Yeni aşamaya göre ben de bu kolu şu an takmak zorunda kaldım. Deneme yaparken mekanizma şu anda çalıştırabiliyorum. Aşağı yukarıya inip çıkıyor. Şöyle göstereyim. Düğmeye bastıkça. Şimdi bunu aşağıya indirdim. Yukarıda sıkıştırmış camı. Aşağıya aldım. Cam rahatladı. Yani yeri boşaldığı için rahatlıkla alttan kaldırabildim. Camın üzerine baskı yapıyormuş. Ve plastik kırılan parçayı da buldum. Benim eski hatırladığım mekanizmada. Bunlar fiber bir parçaydı. Fakat aldığım sonradan bu parçayı görünce hatırladım. Kırılmamış. Bu şöyle bir malzemeydi. Ve daha sağlam olacak. Şuradaki vidası gevşeyip çıkmış arkadaşlar. Tek sıkıntımız bu. Buraya bir vida uyduracağız. Buralarda bulamadım çünkü. Yerine takıp oturtturacağız. Şu an fırsatım olmadığı için zaten söylemiştim. Daha sonraki bir zaman komple şu sacı etrafını vidaları açarak gevşeterek bunu yerine oturtturacağız. Buraya göre de bir vida ayarlayacağım. Oturtturacağız. Şu an tabii cam açık kalmasın diye klipsi şuradaki delikten bir yerden daha önce de böyle yapmıştım. Sabitleyeceğiz. Fakat çalışabilmesi için sistemin düzgünce buradaki kızak sorununu çözmemiz gerekiyor. Arkadaşlardan bir tanesi o geçen paylaştığım cam yerinden çıkıyorsa videosunda bu kızak için bulamadım diye bahsetmiştim videoda. Doblanın parçalarının uyduğunu söylemişti. Onu araştıracağım. Buraya şimdilik hem niyet alayım, camı sabitleyeyim. Araştıracağım. Gerekirse bu kızağı, fitili komple değiştireceğim. Doblanınki eğer uyuyorsa. Buranın çalışmasını rahatlattıktan sonra mekanizmamızı toplayacağız. İşlemlere şu an devam ediyorum arkadaşlar. Toparlamaya başlamadan önce arkadaşlar şöyle göstereyim istedim. Buradaki az önce göstermiş olduğum şu an denk gelmedi. Cam deliği vardı. Bu oraya geçip raydaki kızağın üzerinde olan plastik fiber parçanın içerisini alıp şu şekilde camı da ortasından geçirerek şu şekilde vidalıyoruz. Hepsi bu. Mantık bu arkadaşlar. Bu klipsle birlikte aşağı yukarı inip çıkıyor. Sonrasında ise camı klipslemeden önce denk gelmişken şurayı gösterelim arkadaşlar. Kapı kolundaki mekanizmada şöyle bir yer var. Plastik bir çubuğumuz. Arkadan düğmeye bastığınızda şuraya aşağıya bastırarak kapı kilidi motoru var şurada. Onu hareket ettiriyor. Ben bu kapı kolunu değişmek zorunda kaldım. Burada kapı kolu hiçbir parça yoktu. Sökmüş olduğum için uzun bir süre böyle dolaşmak zorunda kaldım. Buradan açıyordu kapıyı. Arkadaşım birine tarif ederken anlamadı. Yanlış yere bastı, kırdı burayı. Komple kapı kolunu değişmek zorunda kaldım. Burada plastik parçamız var. Kapı kolu zaten bütünle değişiyor kilidi üzerinde. Bu plastik parçayla şöyle aşağıda bağlandığı yeri de göstermeye çalışayım. Bu şekilde arkadaşlar. Şuradaki kapı kilidi motoruna bağlanıyor. Hepsi bu.
merak eden arkadaşlar için mekanizma nasıl sökülür diye. İleride fırsat olursa diğer kapı kollarının veya kapı motorlarının da bakımlarıyla ilgili çalışmalar mı olacak, onların da videolarını çekmek gibi bir plan programım var. Zamanı geldikçe çekip paylaşacağım arkadaşlar size. Şimdi camı kaldırıp bir sabitleyeyim, klipsleyeyim. O kısmını da göstereceğim. Videomuzu tamamlayacağız. Evet arkadaşlar, camı sabitledim şu anda. Klipsledim. Hem alttan hem üstten çift klips yaptım. Klips çok sağlam olmayabilir. Camın ağırlığını taşımayabilir. O yüzden çift klips yaptım. Klipslerim de çok sağlam değil. Çok uzun sürede almıştım. Plastik de bildiğiniz üzere dura dura maalesef sıkıntı yaratıyor. Çürüyor resmen. Dağılıp ufalıp gidebiliyor. Buna istinaden çift klips yaptım. Şimdi bu sıkıntıyı yaşayan arkadaşlar olursa geçici bir pratik çözüm olarak, hani hemen eğer yapıp arızayı çözüp de yerine getiremeyeceklerse, malum hırsızlık olayları falan var, yağmurdur şudur budur olaylardan ötürü camın kapalı kalması gerekiyor. Böyle bir tedbir alabilirsiniz geçici olarak, en azından size zaman kazandırmış olur. O arada fırsatınız olduğunuzda maddi açıdan manevi açıdan zaman kazandırıp size böyle bir destek vermiş olur. İşinizi daha sonra rahat bir şekilde görmüş olursunuz arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar. Başka bir şey yok şimdilik. Şöyle bir geniş açıyla kapıyı tamamen göstereyim merak eden arkadaşlar için. Sistem mekanizma bu. Dediğim gibi tamamen yapmaya başladığımda da ilerleyen günlerde, ilerleyen haftalarda diyelim, artık ne zaman nasip olursa, detaylı bir şekilde sacı komple yerinden söküp mekanizmayı da, rayı da göstereceğim. Nasıl bağlandığını falan da göstermeye, anlatmaya çalışacağım sizlere. Görüşmek üzere arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. İyi seyirler. Kendinize iyi bakın.